8 bin liranın çok üzerine çıkmayın dediler demişti ya Vedat Bilgin sendikalar için asgari ücret konusunda. Şimdi sendikalara gözler çevrildi tabii. Yani kimlerdir bunlar? Niye o zaman açık açık konuşulmuyor canım? Yani burada niye onlar kendini bilirler? İşte şöyle bir sendika, toplu sözleşme için şudur. Niye sürekli bir kod adıyla konuşuyoruz? Orası da enteresan. Bir sendikacıya danışmak lazım o zaman bu işi. Birleşik Kamu İş Konfederasyon Genel Başkanı Sayın Mehmet Balık'la konuşalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi asgari ücretin makul bulunduğunu iddia ediyor. İşçilerimizin büyük çoğunluğu ücretten memnunlar diyor. Memnunlar mı ki az evvel dile getirdik yine sizlerin raporu artık çok geride bile kaldı artık. 5 hafta var daha yeni asgari ücret alınmadan açlık sınırının altında kaldı bile böyle bir durumda. Ama bu sendikalar 8 binin üzerinde olmasın. Niye demiş olsunlar? Demiş olabilirler mi? Niye Vedat Bilgin böyle bir şey söyledi? Hangi sendikalar olabilir onlar? Ya isim verilmez mi? Bunu, bu sözleri duyduğunuzda karşılığını merak ediyorum size. Evet, karşılığı şudur. Vedat Bilgin'in sendika olarak gördüğü iki, bir işçi sendikası var, bir de memur sendikası var. Yani memur sen ve hak işi o sendika olarak kabul ediyor anladığım kadarıyla. Burada Türk İş ve Kamu Sen'de orada çalışıyor. Zaten Türk İş'te hükümetin her kamu sende hükümetin her dediğine evet diyor. Hükümeti destekler pozisyonda. Dolayısıyla Vedat Bilgin'in çok da açık etmediği iki memur sendikası, memur sen ve kamu sen, işçi sendikası olarak da hak iş, Türk İş'te kapalı kapılar ardında sanıyorum bazı şeyleri görüşüyor. Sonuçta böyle bir durum ortaya çıkıyor. Diğer sendikalarla Vedat Bilgin ne randevu veriyor, ne onların adını ağzını alıyor, ne de diğer sendikalarla görüşme isteği oluşuyor. Her şeyin sırası var, göreceğiz, inceleyeceğiz. Şimdi memurlara asgari ücreti 8500 liraya çıkardı. 8500 lira yeterli midir sorusuna hemen biraz önce şahit olduğum bir konudan bahsedeyim. Antalya'dayım. Sıradan bir mahallede oturuyorum. Deniz görmeyen bir noktada. Hı hı. Yani lüks bir semtte değil. Komşu apartmanda kiralık daire vardı. Ve üzerinde 11 bin lira yazıyor. 11 bin. 11 of, bin of. Lira. Ben eşime dedim ki biz evi kiraya verelim. İstersen köye gidelim. Yani bu iyi para 11 bin lira. Evet. Çünkü öğretmen maaşı 10 bin lira. Bugün 30 yıllık öğretmenin maaşı 10 bin lira. Yeni göreve başlayan öğretmenin maaşı 9200 lira, 9300 lira. Dolayısıyla Antalya'da, bugün Antalya için söylüyorum, bir kamu çalışanının kira ödeyip yaşayabilmesi mümkün gözükmüyor. Ve bu bahsettiğiniz ev ki dediğiniz gibi yani öyle lüks bir evde değil. Hatta daha kısıtlı imkanları olan bir evden bahsediyoruz. 11 bin çok fazladır. Evet. Normal şartlarda çok yakın geçmişte hiç böyle bu meblağlar bahsedilmezdi. İstanbul'da da durum zaten aynı tahmin edersiniz. İstanbul, Antalya böyleyse İstanbul çok daha fazladır. Tabii. Dolayısıyla kamu çalışanlar için gerçekten başta kira sorunu olmak üzere ciddi bir sorunla karşı karşıyayım. Geçmişte ev alabilen kamu çalışanları, emekli maaşını ev alabilenler çok şanslı. Şu anda emeklilerimizin işte en düşük emekli aylığı 3500 lira diyoruz. Siz ona %100 zam yapsanız 7000 lira olsa ne olur? Bu kiralarla, bu gıda fiyatlarıyla emeklilerin geçinebilmesi mümkün mü? Yani ortalama bakıyoruz, ete balığa bir ayda gelen fark %13, sebzeye gelen fark %19 ki daha bu sel felaketinden sonra sebzeye daha yansımadı. Önümüzdeki haftalarda sebze fiyatları %50'nin üzerinde artışla karşı karşıya bırakacak. Yani vatandaşın temel besin maddeleri ciddi anlamda artışla karşı karşıya kalacak. Hükümetin açıkladığı enflasyon rakamına göre memurlara bu ay yapacağı zam resmi rakamlara göre Aralık ayında enflasyon %3 bile çıksa %18,5 gözüküyor. Evet. Cumhurbaşkanı yine seyyanen bir iyileştirme yaparak bunu iki katına çıkarsa, %40'a çıkarsa ne değişir bizim hayatımızda? Hiçbir şey değişmez. Ben her yerde şunu söylüyorum. Kamu çalışanlarına da, emeklilere de yeniden bir maaş standardı belirlemek gerekir. Mevcut formüllerle, yüzdelik zamlarla ödenecek zamlı faizlerin paranın hiçbir getirisi olmayacak. Yani bugün orta düzeydeki bir memurun maaşına %100 zam yapsanız yine yoksulluk sınırının altında kalıyor.
Yani açlık sınırının alt üzerinde oluyor. Dolayısıyla burada emeklileri hiç söylemek istemiyorum. Emeklilerimizin durumu gerçekten içler acısı. Hele hele kirada oturan emeklimiz varsa mümkün değil geçinebilmesi. Tarım kredi kooperatiflerinin ucuz alışverişi için oralarda sıraya geçiyorlar ya da toprak mahsulleri ofisinin önünde işte pirinç, mercimek vesaire almak için sıraya geçiyorlar. Oradaki fiyatlar da ucuz değil ki. Değil, değil tabii. Fiyatlar da çok yüksek. Yani mesela kuru bakliyat fiyatlarına bakalım. Ekmek, pirinç, un, makarna geçen aylık değişimi 6.4. Geçen aydan bu tarafa değişim 6.4. Yıllık değişimine baktığınız zaman da %134'ü buluyor. Makarna, bulgur, pirinç vesairedeki yıllık değişim. Dolayısıyla bugün Birleşik Kamu İş Konfederasyonu yaptığı hesaplamalara göre yıllık enflasyon %128'in üzerindedir. Dolayısıyla bugün emeklilere ve kamu çalışanlarına %78 civarında bir zam yapılması gerekiyor. %41'ini Temmuz ayında yaptılar. Burada da %78 ile %80 arasında bir zam yapılırsa ancak enflasyon rakamı kapatılabilir. Evet. Burada refah payını söylemiyorum. Evet. Sayın Başkan, şimdi Vedat Bilgin'in bu hani topu sendikalara atması asgari ücret konusunda. Buradaki peki muradının ne olabileceğine dair bir çıkarım yapmak mümkün mü? Yani hükümete tepki gelmesin de orada sendikalar paratoner olsun gibi bir amacı mı var acaba? Sendikalar istedi, bakın biz onun üstünü bile verdik demeye mi getirmeye çalışıyor acaba biraz? Tabii ki kesinlikle aynen öyle yapıyor. Burada hem Hak İş, hem Türk İş, hem Memur Sen, hem Kamu Sen paratonel görevi görüyorlar. Hükümete gelecek olan tepkiyi azaltmayı amaçlıyorlar. Yani bu sanki sendikalar istemiş gibi. Siz sendikaların gırtlağına çökerseniz, zorla bu rakamı söyleyeceksiniz derseniz sendikalar o rakamı söyler. Ya da TÜİK'in verileriyle oynarsanız TÜİK Başkanı çıkar bu rakamı açıklar. Gerçek rakamlar bunlar değil ki. Siz şu anda hükümetin Maliye Bakanı zaten halkla dalga geçiyor, mevcutla dalga geçiyor. Çalışma Bakanı hiçbir şeyden habersiz. Memlekette yüzlerce sendikasız ve güvencesiz çalışanlar var. Bugün özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşı 6.000 lira, 6.500 lira. Özel şirketlerde çalışan işçilerin maaşı asgari ücret 5.500 liraydı ama birçoğu o parayı da alamıyordu. Şimdi asgari ücret 8.500 liraya çıktı. Birçok iş yeri bu parayı ödemeyecek, ödemiş gibi yapacak. Peki Çalışma Bakanı burada gereken denetimi yapıp, gereken tespitleri yapabilecek mi? Mümkün değil, yapmayacaklar. Yani her şeyin üzerine yatacaklar. Aslında her şey çok basitken, kendi çıkarlarına göre her şeye göz yummaya devam edecek. Bir de sırtta hani küfe olarak tanımlanıyor ya, onu az evvel izleyicilere söyledim. Yani sonuçta evet, bugünleri de getiren kimdi ya da neydi? Mevcut ekonomi politikaları sonuçta bu kadar doların bu yükselmesinin sebebiyeti, enflasyonun bu noktaya getiren, işte ihracat artacak diye enflasyon arttı gitti ya da aslında, dolar... Buyurun. Evet, aslında suçu kendi üzerimize almak gerekir burada. Sendikacılar kendi üzerine alması gerekir. Güzel, neden? Demek ki bizler gereken mücadeleyi vermiyoruz. Gereken tepkileri gösteremiyoruz. Dolayısıyla hükümet istediği gibi at koşturuyor. Sırtımızda küfe var diyor. Sizin sırtınızda küfe varsa bizim sırtımızda ur var, kambur var. Yani bırakın küfeyi, kambur var. Atamadığınız küfeyi çıkarırsın, kenara koyarsın. Ya sırtımızdaki kamburu ne yapacağız? Ayağa kalkacak durumumuz kalmamış. O zaman ben buradan tüm kamu çalışanlarına, emeklilere, işçilere şunu söylüyorum. Burada suç hükümette falan değil. Sendikalarda, yani bizde. Biz demek ki alanda yeterli mücadeleyi veremiyoruz. Dolayısıyla silkelenip ayağa kalkmak gerekir ve hakkımızı aramak gerekir. Hakkımızı istemek gerekir. Hakkımızı aramadan, mücadele etmeden kimsenin bize zam vermesini beklememek gerekir. Orada siz yandaş sendikalarla masaya oturup İstediğiniz rakamları onlara telaffuz ettirip sonra da biz bunu 10 puan 5 puan arttırıyoruz diyerek kendinize iyi gösteriyorsunuz ve bizler buna sessiz kalıyor. Dolayısıyla biz hükümetlerin ekonomik politikalarını belirlerken taraf olmalıyız. Özellikle çalışanların ücretleri belirlerken taraf olmamız gerekir. Sessiz kalmamak
gerekir diye düşünüyor. Çünkü sonra da Cumhurbaşkanı çıkıp açıklamayı yapıyor ki onun açıklamayı yapması değil aslında, değil mi? Orada evet. Da asgari ücret tespit komisyonu özel bir yapı değil midir, bağımsız bir yapı değil midir ve oranın evet. Aslında bu açıklamayı yapması gerekirken bu da normalleştirildi. Ama bir şey daha, herkese teşekkür etti, çalışanlara, işçi kesimine hiçbir teşekkürü olmamıştı. Sonra böyle bir durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Yani çalışanın olmadığı, insanın olmadığı bir yönetim şeklinden bahsediyoruz aslında. Her şey baştan itibaren böyle başlıyor. Bir kez yönetim konusunda insana değer vermek, insanın olmadığı bir bütçe olursa sonunda böyle oluyor galiba. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. İyi akşamlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Başkan. Sağ olun efendim. Sağ olun.